Evet sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben önce nereden başlayacağımı bilmiyorum. Batshuayi'den şu başlayayım. Fenerbahçe'nin Adana Sporu 6-0 yendiği maçta 4 gol birden atan Batu İsmail Kartal'dan dokunulmazlık sembolünü alan Batu Şuayi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hem Batu hem Lincoln'u konuşayım arkadaşlar. Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Süre almayan oyuncular açısından da iyiydi. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln ile ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu kendisi diyor. Arkadaşlar bakın e, görüşlerime katılmayabilirsiniz. Kabul. Ama doğru çıkan görüşlerde de lütfen belirtin. Ya hocam sen de şunu demiştin ama hakikaten oldu. Deyin ki en azından ben de sesimin bir yerlerde duyulduğunu söyleyeyim. Ben Lincoln için ısrarla şunu söyledim. Bakın 5 bölgenin topçusu. Sağ açık oynar, sol açık oynar. 10 numarada Şimanski'yi yedekler. 8'de Fred'i yedekler. Sol bekte Ferdi Osterwolde'yi yedekler. Ya yaşı daha genç. Aidiyet duygusu çok yüksek. Brezilyalı. Ben Çaykur Rizespor'dayken bile hayrandım bu çocuğa. Fenerbahçe'ye geldi. Yaptıkları malum. Ayağı malum. Bakın ileri çıkışları malum. Ben size şunu söyleyeyim bak ısrarla üstüne basa basa diyorum yalvarırım benim sesimi duyun. Ben İsmail Kartal'ın Lincoln'u tad veliahtı olarak yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ferdi'nin değil, Osterwald'in değil. Tabii ki de tehlike anında camı kırınız butonu var. Ama ne olur yalvarırım. Tadiç ve Şimanski ikisinin yedeği bu adam olsun. Bak size bir şey söyleyeyim. Aşık olursunuz. Onu da söyleyeyim. Bat şu ayı devam edeyim. Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle daha çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Herkes bu takımda 11'de başlayabilir. Çok kaliteli oyuncular var. Transferler ilgili dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarımın da bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum diyor. Lincoln'e geçelim. Gecenin kahramanlarından biri. Bence net maçın adamı Batshuayi. Lincoln ne demiş? Şimdi düşünsenize ya Allah göstermesin sakatlanıyorsunuz uzun bir süre ve dönüşünüz golle oluyor. Bu da çok güzel bir olay. Benim için çok özel önemli bir andı. Zor bir sakatlık yaşadım. Çok çalıştım şükürler olsun. Bugün tekrar sahalara döndüm. Benim için çok güzel bir histim. Hocama da verdiği fırsattan dolayı teşekkür ederim. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz diyor. Takım arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. Herkes bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla bu golü hem onlara hem aileme armağan ediyorum. Şimdi önümüze bakıyoruz. Çünkü uzun bir yolumuz var diyor. Yani dediğim gibi katılmayabilirsiniz ama ne olur dediğim cümleyi bir düşünün. Bir aklınıza yatacak mı? İrfan Can Eribayat, o da uzun zaman sonra kaleyi devraldı. ve yetiştiği takıma karşı oynadı. Hani ben açıkçası bir sürpriz olacağını zannetmiyordum. Öncelikle benim için çok duygusal bir maçtı. 13 sene formasını giydiğim Adana Spor'a karşı oynadım. Hem de kızım ilk maçıma geldi. Doğduğundan beri bana uğurlu geldi. Biraz İran doğumlu. 11 Haziran'da kupa kazandık. 1 yaşına gelmeden bir kupası var. Umarım böyle kupa kazanmaya devam eder diyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu akşam da taraftarlarımıza güzel bir görsel şölen sunduk. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Ona odaklanmış durumdayız. Lig maçlarına şimdi biraz daha önem vermemiz gerekiyor. İnşallah seriyi devam ettiririz. Ve puan farkını açıp sezon sonuna mutlu sona ulaşırız. Geçen sene de böyleydi. İlk maçlarda güzel bir aile ortamımız var e, yani ilk, hani ilk başlarda geçen sene de böyle ediyor. Güzel bir aile ortamımız var. İsmail Hoca herkese aynı şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Bence bir diğer avantajda her mevkide oynayabilecek 2-3 kaliteli oyuncu var. O yüzden her maçı kazanmaya çıkıyor. Çok şükür kazanıyoruz demiş. Allah bozması inşallah. Şimdi Fenerbahçe'de veda çok yakın. Kim bu veda? Emre Mor. Gün boyunca Emre Mor döndü. Hani e, Emre Mor'la yollar ayrılıyor. Daha fazla süre almak istiyor. Şöyle böyle falan filan. Ben buna girmeyeceğim. Çünkü girersem çok uzun uzadıya bir şey olur. Kısaca değineyim. Şimdi Emre Mor'a dair sosyal medya şöyle bir haber yayıldı. Dediler ki Gaziantep Futbol Kulübü Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralamak üzere harekete geçti. Kırmızı Siyahlı Takım'ın yöneticisi İbrahim Dicle ve Genel Müdür Faruk Yıldırım Fenerbahçe ve Emre'nin menajerle masaya oturmak üzere İstanbul'a geldi diyor. Şimdi aynı şekilde Emre Mor'un ee, oynamak istediği bir takıma gitmek istediği de çok konuşuldu. Bunların hepsi konuşuldu arkadaşlar. Bak bunların hepsi konuşuldu. Bak Başakşehir Bolu Sporu 1-0 mağlup etti. Üste yükseldi. Antalya Pendik yendi. Üste yükseldi. Umut Nair'in golü var mesela. Bak bizden kiralık gitti ama golü var. Bu da ilginç bir olay. Dün tabii benim için en ilginç olay AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Seçim çalışmalarında kulüpleri ziyaret etmesi ne oldu? Fenerbahçe'de ziyaret etti. Ali Koç'un temennileri çok güzeldi. Merkez için hayırlısı olsun dedi. Ee, yani hayırlısı olsun. Kulüpleri siyasetten inşallah uzak olur. Ahmet Necat Aydın çok hoştu. Efekan Karayazı çok hoştu. Bunların oynaması da çok çok hoştu. Zira Türkiye Kupası son 16 turu. Kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü saat 14'te. Bu turda maçlar tek eliminasyon sistemine göre yine oynanacak. Burada seri başı var mı yok mu bu konuda çok bir fikrim yok. Ligde Samsun Spor'la oynayacağız. Rick Van Drongel'in sağ kasık bölgesinde ilip Soas kasında evre 2 yaralanması tespit edilmiştir diyor. Mark Fofana'nın sağ ayak bileğinde bağ yaralanmasına bilgi kemik ödemi tespit edilmiştir diyor. Samsun Spor ayrıca Alanya Spor maçını 3-1 kazandı. Hani Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Ancak çok zorlu bir maçtı muhtemelen perte çıkmış olmaları lazım. Şimdi Emre Mor'u konuştuk. Ben İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla devam edeyim arkadaşlar. Şimdi Batu aynı konuşmasını ele aldık. Lincoln'i ele aldık. İsmail Kartal. Güzel bir galibiyet aldık. Galibiyette turu geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum diyor. Bu maçta daha az şans bulan gençlerimizi ve fırsat vermeyi beklediğimiz oyuncuları sahaya sürdük. Çubuklu'yu giren her oyuncu en değerli oyuncudur. Kazandığımız için mutluyuz. Mesaj açık ve net mi? Aslında mesaj net. Peki hocam Kent niye oynamadı? O da az şey yapıyordu. Yani az süre alıyordu. Arkadaşlar Dinamo Zagreb Kent olayını duydunuz. İlk benden duydunuz. Sonra sosyal medyadan duydunuz. Çok şükür ki canlı yayında sordunuz. Ben de açık açık söyledim. Şimdi Kent'e çok fazla teklif var. Çok fazla talip var. Bendeki duyumlar da bu yönde. Hatta ee, bu arada şey de söyleyeyim Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Batshuayi'den ziyade Kent 1, Joshua King 2, Miha Zayt 3. Üçünü de istedik fakat oyuncular gelmek istemiyor dedi. Yani ciddi talipleri var gibisinden. Yani bu üçünü istemek ayrı şey. Şimdi Kent'i birçok takım istiyor ancak gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor. Eğer Kent gidecek olsa zaten çok çok güzel bir para kazandırır ama gitmek istemiyor. İşte bu yüzden de e, mesela Zayt Salih Uçan Takası konuşuluyordu. Ben ısrarla bas bas bağıra 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 şunu söyledim. Aman gitsin ellemeyin ses etmeyin gitsin. Çünkü e, yıllık ücretini Euro üzerinden veriyorsun. Yani Euro olarak ücret veriyorsun. Bugün bahsi geçen isimlerden birini birkaçını almaya çalışsan. yani Mesela Salih Uçan almaya çalışsan TL üzerinden vereceksin. Bu sana çara sokar. Ken yani dün hiç oynamadı. Oyuna hiç girilmedi. Muhtemelen almanız gereken mesajı siz de aldınız diye düşünüyorum. İsmail Kartal'a devam edelim. İki tane, iki transferle kendi balansımızı bulduk. Duruma göre bir transfer daha yapabiliriz. Şu anda kesin bir oyuncu alacağız diye kendimizi şartlandırmadık. Gidebilecek oyuncular ve çağlarla ilgili bir karar vermedik. Bakacağız. Zaman içerisinde değerlendireceğiz. Benim amcam ilçe başkanı Duran ya diyor. Yani öyle söylüyor. Şimdi Çağlar Söyüncü ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında Çağlar Söyüncü İsmail Yüksek'in de sigortası olabilir. Harbi söylüyorum bak. Yani Çağlar gelirse İsmail gidebilir. İsmail giderse Çağlar gelebilir. Bence ikisi birbirinin sigortası olacak. Ee, bu konuda da hayırlısını inşallah doğru karar veririz. Sonuçta çocukluğu giyen her oyuncu bizim için değerlidir. Sezon başından bu yana söylüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Onların bize, bizim onlara takım içindeki dengeleri tutarak oyun içinde kalmak istiyoruz diyor. Ben şunu söyleyeyim. Bu çok zor bir olay. Takım içindeki dengeleri korumak çok zor. Kuruniç ve Bonucci'yi erkenden kazandıran yöneticilerimizi tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar bir konuda da gelin anlaşalım. Kuruniç'te, Bonucci'de gayet iyi transferler. Doğru mu? Doğru hocam gayet iyi transferleri hemen belli ettiler. Hayır. Yanılgıya düşüyorsunuz. 450 dakika izlemeden konuşmayın. Ama hocam pozitif bir şey söylüyoruz. Sen genelde pozitif bir şey söyleyince bizi şey yaptın. Böyle destekliyordun. Arkadaşlar ister pozitif ister negatif. Hiç fark etmez. 450 dakika izlemeden konuşmak saçmalık olur. Gerçekten saçmalık olur. Bak ne derseniz deyin saçmalık olur. Ya oyuncu bir oynasın. Ya ben tamam Adana Spor'a saygı duyuyorum. Ligi, hani alt lig takımı şöyle böyle ama Fenerbahçe'ye de siz saygı duyun. Yani nispeten kolay bir takım. Nispeten hani ayarımızda olmayan bir takım. Bu takım hani bu maçta şu şöyleydi bu böyleydi demek saçmalık olur. Ya bir izleyin. Bir tamamını izleyin. Ama şu İsmail Kartal'ın cümleleri çok doğru. Kurun ve bunu için erkenden takıma kazandıran yöneticilerimizi tebrik ederim. Kadro derinliği olarak orta ve uzun vadede ihtiyacımız vardı. Kuru ilk maç olmasına rağmen iyi oyun çıkardı. Bugün 6 numara olarak başladı. Savunmaya geç dedik, oraya geçti. Yani stoper olarak oynadı. Bak bunu yatsımam. Çok güzel. Malzeme ekibinin dikkatini. maç topları bizimkilerde diyor. Ceko, Cengiz, Batu şu ay sürekli top götürüyor eve. İşimiz gücümüz top götürmek oldu. Bu turu geçmemiz gerekiyordu diyor. Sonuçta farklı galibiyet alarak kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Sakatlıktan çıkan daha az süre bulan oyuncuları görmek. Onları maç temposuna hazırlamak istiyorduk. Bu akşam da bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Lincoln sakatlıktan sonra çok güzel bir performans koydu. Kazanmasını bildik. Turu geçtik. Son 16'ya kaldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani bir teknik direktörün kurabileceği güzel hoş cümlelerden biri. İsmail Kartal'ın bir cümlesi var. Forvet konusuna takviye yapabiliriz. Ee, bir tane yerli takviye yapabiliriz diyor. Hani Serdar Dursun olabilir mesela. Ondan sonra Serdar Dursun olabilir. Serdar Dursun da olabilir. Ha bana kalsa İsmail Kartal bana sorsa ben Thiago Çukur derim. Tam İsmail Kartal'ın kafasındaki forvet. Tam tam has. Halis Mulis. Tam İsmail Kartal'ın forveti Thiago Çukur. Harbi söylüyorum bak tam tamına İsmail Kartal profili. Net. Pivot, uzun, iyi, etkili, hızlı. Ee, ama Serdar Dursun olabilir mesela. Ee, onun dışında Serdar Dursun olabilir. Serdar Dursun gelebilir. Öyle yani. Umarım anlatabilmişimdir. Hocam Serdar Dursun'la ilişkin bir duyumum var mı? Yok arkadaşlar şimdilik. Yani olsa söylerim yani. Tamam. Başka ne demiş? Kurun için performansı gayet iyi buldum. Son iki haftalık periyotta bireysel antrenman yaparak kendisini hazır tuttu. İki antrenmanla maça çıktı. %70-75 hazır durumda. İlk devre 6 numara ikinci devre stopere çektik. İyi bir oyun çıkardı bu akşam diyor. Hocam aynı cümleleri niye tekrar ediyorsun? Arkadaşlar birini yayıncı kuruluşa birini Fenerbahçe resmi hesabına veriyor. Anladınız mı? <laughs> yani aradaki fark bu. Ee, o yüzden aynı cümleleri tekrar etmiş gibi oluyorum. Başka? Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu. Lincoln bugünkü performansı sonrası ikinci yarıda listeye yazılacak isimlerden biri olacak mı? Çok güzel soru. Karakterli. Çalışmayı seven bir oyuncu. Joker gibi nereye koysanız verim alabileceğiniz iyi bir oyuncu. Bu süreç içerisinde bakacağız ve ona göre bir karar vereceğiz diyor. Aynı Mustafa Hoca'nın cümleleri değil mi? Yani aynı benim cümleler değil mi arkadaşlar? Aynı benim cümleler. Ya çok yönlü bir oyuncu. Bak bu oyuncu ee, yani bu oyuncuyu al orada oynat. Al kenarda oynat. Al sol bekte oynat. Ya böyle oyuncular teknik direktörler bayılır. Bir de yaşı genç, çalışkan, disiplinli. Ha hani mesela böyle absürt absürt gidip de kırmızı yiyecek oyunculardan değil. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani o yüzden de ister. Bu akşamki performansları bu akşamki performansların ardından 11 için kafanızı karıştıran bir biri oldu mu diyor. Biz de hemen hemen her maçta farklı oyuncuların ciddi performansları ortaya çıkıyor. Bu güzel bir rekabet. Keşke her maç böyle olsa da benim işim zorlaşsa. Ben buna razıyım bunun için çalışıyoruz demiş. Ben size geçenlerde ne dedim? Hocam İrfan çok iyi, Cengiz de çok iyi. İsmail Kartal ne yapacak size ne? Bırakın İsmail Kartal düşünsün. Batshuayi'nin gitmesi arkadaşlar açık ve net İsmail Kartal Batşuay'ı duyumu verdi. Batşuay'ın şu anda herhangi bir yere gitmesine ilgili bir şey yok. Kayseri'de 3 gol attı. Bugün 4 gol attı. Ceko'da geçen 3 gol attı. Devre arasında çıkardık. Bu güzel tatlı bir rekabet. Bunun olması bizi mutlu ediyor. Güzel bir rekabet var. Bunu sezon sonuna kadar böyle devam ettireceğiz demiş. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu arada Erencan yardımcı için de bir teklifte bulunduk arkadaşlar. Sadece Serdar Dursun değil bilginiz olsun. Ee, mesela Bertu Yıldırım keşke becerebilsek de onu alsak. İnanın Bertu da bak işe yarar. Erencan Yardımcı, Bertu Yıldırım bunlara teklifte bulunduk arkadaşlar bilginiz olsun. Serdar Dursun işlerinde en kolay gelebilecek şey. Bat şu ayı demişken. Fenerbahçe formasıyla ne kadar süre almış biliyor musunuz? Ben inanamadım. 2800 dakika almış. 2800 dakika yani 2700 dakika 30 maç. 2790 31 maç oynamış Fenerbahçe formasıyla. Kaç gol kaç asist? 33 gol 5 asist. 78, 74 dakikada bir gol katkısı. Bakın inanılmaz bir istatistik. Farkında mısınız? Yani dakika bazında 31 dakika 31 maç oynamış. Dakika bazına görürsem 33 gol 5 asist. Şimdi ben size diyorum ki arkadaşlar bir forvet alacağım. Ya yıllık 3 milyon euro vereceğim. İkinci devre Fenerbahçe'ye 31 tane maça çıkacak. Bu oyuncu 31 maçta 33 gol 5 asist yapacak. Ama yıllık ücreti 3 milyon euro. Yani yarım döneme 1,5 milyon euro vereceğiz. Sizce kazık mı değil mi? Hocam sen kafayı mı yedin? Böyle bir istatistik, böyle bir performans. Tabii ki kazık değil. Saçmalama dersiniz. Peki ben size bir teknik direktör getireceğim. 33 resmi maça çıkaracak takımı. 97 gol atacak. 2 yani gol daha atsa ortalama 3 gol attırmış olacak. İster misiniz? Ama bu arkadaş asansörcü diyorlar. Yok kaloriferci diyorlar. Yok petek tamircisi diyorlar. Arkadaşlar haddimizi bilelim. Yerimizi bilelim. Edin Cekon'un maçtan sonra saha zeminine futbol, yani futbolcuların çıktığı o saha zeminine çocukları çıkarması. Ya ben çok duygulandım. Aşırı duygulandım. Yani felaket bir moda girdim. Düşünebiliyor biliyor musunuz ya biz hani e, bir söz vardı ya şeyin Mario Branco'nun biz karakter alacağız diyordu. Hadi işte. Biz harbi neleri almışız ya. Bizim aldığımız futbolculara bir bakın Allah aşkına. Yani Edin Cepon'un şu hareketi beni var ya e, çok farklı yerlere götürdü. Bak Batshuayi'nin gitmesine yani gitmeyecek diyor. 3 gol attı şöyle yaptı böyle yaptı. Her şey anlaşıldı mı arkadaşlar? Herhangi bir şey var mı? Yok. Peki şimdi size bir şey soracağım. Batan ne? Bize batan ne arkadaşlar? Ha şunu da söyleyeyim. Erencan yardımcı. Erencan yardımcı mı? Serdar Dursun mu? Bence Erencan'ı tercih edersiniz. Futbolcu nerenin futbolcusu biliyor musunuz? Eyüp Spor'un futbolcusu Pendik'te kiralık. 16 maçta 6 gol var. Zaten şimdi Umut Nair gidince orada 7'ye düştü ve çocuğun daha yaşı genç. Galatasaray altyapısının mahsulü. 41 FK altyapı diyordu. Benim aklıma sonradan geldi. Bu Galatasaray'ın şeyi takımıydı. Pivot takımıydı. Sonra kümeme düşürdüler. Yani bence olabilir bir isim. 6 gollü galibiyet. Lincoln şov yapmış. Bonucci süper oynamış. Batshuayi 4 tane atmış. Mert Hakan gol atmış. Emre Mor asistler yapmış. Fenerbahçe çocuklar okula mutlu gidecek. Galatasaraylılar ağlıyor. Hala Kadıköy'de kara gece diyor. Ben anlamıyorum neyin kara gecesi. Yani <laughs> 0-7 yaş grubu esprilerinden de bıktık bunların. Sonuç olarak Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı. Yoluna devam ediyor. İsteyen ağlayabilir, isteyen hazırlayabilir. Hatta arkadaştan da götürebilir. Çağlar konusunu duydunuz. İsmail konusunu duydunuz. Şu an kimin gidip gitmeyeceğine de karar vermedik diyor. Çok farklı şeyler var ya. Gerçekten çok farklı şeyler var. Şimdi Kafaları çok karıştıran şeyler var. Ben hani siyasete şuna buna da girmiyorum. Konuşmalar, başkanlar, kulüp başkanların konuşmalarına çok dikkat etmesi lazım. Siyasi söylemlerden olabildiğince uzak durmaları lazım. Yoksa bu iş çok sakat yerlere gidebilir. Dünkü canlı yayında golleri gösterdim. Bir de burada golleri göstereyim ve videomuzu sonlandırayım arkadaşlar. Sizlerden de bu gollere yorum yapmanızı rica ediyorum. Burada arkadaşın birini pazara gönderiyorum ama o bana bir dakika önce dedi ki benim tuttuğum kişi asla gol atamaz dedi. Ben de burada bir F16 gönderdim. Sonrasında da benimle özdeşleşen Serdar Dursun'un penaltı kullanırken yaptığı bir hareket var. Ama bu hareket de benimle özdeşleşmiş bir hareket. Şöyle de bir gol oldu. Eminim bu golü bir daha izleyelim dersiniz. Ben şöyle bir yerden sonra bir daha izlettireyim. Yani Şöyle bir tusu basa vari bir hareket. Biraz daha büyüteyim de tusu basa vari hareketi daha net izleyin. Diye. Hani bu golleri de puanlarınızı istiyorum arkadaşlar. Sizce nasıl goller? Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. Hep birlikte büyümeye devam. Hedef 68 bin. Sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla bunu gerçekleştireceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.